bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Usta sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bu geniş, muhteşem stüdyosundayız. Atölyesindeyiz daha doğrusu. Rengarenk, birbirinden renkli eserlerinde sanat ve tasarım arasında geleneksel tekniklerden faydalanarak bağ kuruyor sanatçı ve yapıtlarındaki geometrik motifler kültürel bağlamda zamansızlığı sembolize ediyor. Yani düne, bugüne ve yarına işaret ediyor. Biz de bu çok değerli usta sanatçımızın ve sanatının dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız. Ekrem Bey, hoş geldiniz programımıza. Daha doğrusu biz hoş geldik atölyenize. Hoş geldiniz. Güzel açılışı yaptın mı dün bugün yarınla bağlantılı olarak? Evet, doğru. Zamansızlık kavramı benim işlerimde çok önemli. Bugün yapılmış olmasına rağmen sanki 100 yıl önce, 1000 yıl önce yapılmış gibi bir etki bırakmasını istiyorum. Hatta Frankfurt'ta öğrenciyken 96 yılında yaptığım işlerin öyle bir kaynağı vardı. Altın yaldız kullandığım, konturunu altın yaldız kullandığım dörtlü monokrom resim yapmıştım. Ve Thomas Bayerli'ye gösterdiğimde bu işlerimi ona söylemiştim. Bu işler bugün yapıldı ama 1000 yıl önce yapılmış kadar eski görünsünler istiyorum. Yani herhangi bir zamana ait olmasınlar istiyorum demiştim ve tabii ki ornament konusu hem onun işlerinde çok önemli hem de benim işlerimde çok önemli. Parçadan bütüne gitme, bütünün parçalardan oluşması ama tek bir parçanın aynı zamanda bütünü oluştururken kendi başına da olması, kendi başına da yaşayabilmesi bu benim işlerimin de bir özelliği, Thomas Bayer'in de işlerinin bir özelliği. Dolayısıyla o diyalogumuz çok iyi oluşmuştu benim işlerimin ilk başlangıç aşamasında. Daha sonra Frankfurt'taki eğitim hayatınıza geleceğiz tekrar, geri geleceğiz. Çünkü bir başka değerli profesör hocayla da, sanatçıyla da, yaşayan efsane Hermann Nietzsche'le de onun yanında eğitim gördünüz 5 evet. yıl boyunca. Ona geri geleceğiz ama bu zamansızlıktan bahsetmişken ben merak ediyorum sanatçı ne der acaba? Bir eseri zamansız kılan nedir? Tekniği midir yoksa o eseri yaratmanızın ardındaki fikir midir? Nedir? Ne zamansız kılar? Sanırım yani teknikten öte üzerinde gördüğümüz şeydir. Ve bu resmin üzerinde gördüğümüz şeyin belli dönemlerde zaman zaman benzer ama başka şekilde yeniden ortaya çıkmasıdır. Her dönemde karşılaşabileceğiniz görsel elemanlardır. Sizi ilişkiler kurarak geriye gitmenizi sağlayacak görsel unsurlardır. Ama aynı zamanda bunların yeniden daha ileride, daha başka zamanlarda, hatta paralel zamanlarda başka yerlerde yapılıyor olduğunu da bilmektir. Yani bu geçişkenlik geriye doğru, ileriye doğru, bugün içerisinde bence bunlardır. Ekrem Bey, siz Adıyaman Gölbaşı doğumlusunuz. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğreniminizi gördünüz ve yüksek lisansınızı aldınız. Öncelikle düne gidersek, biraz çocukluk döneminize gidersek, ilk sanatla ya da bir sanat eseriyle tanışmanız nasıl oldu? Hatırlıyor musunuz? Ya da merakınız nasıl, ilginiz, merakınız sanata nasıl başladı? Yani çocukluğumda kendi adıma çok hatırlamıyorum ama ablam çok yetenekliydi ve benim resim ödevlerimde hep yardım ederdi bana. O hep aklımda kalmış. Bugün bile anlatırım, kendisine de söylerim. Asıl daha ileriki zamanlarda ben 13 yaşlarında karikatürle çok ilgilendim. Resimden çok karikatürle ilgilendim ve bugüne kadar da o karikatürün izleri resimlerimde var aslında.
konturlardan dolayı var. Hı hı. Bu resimlerin ilk öncülü olan 1992'den itibaren yaptığım resimlerde de ortaya çıkan izler bunlar. Hı hı. Karikatürle çok ilgilendim 13 yaşlarında. Hatta Gırgır, özellikle Gırgır ve her hafta heyecanla hafta sonunu beklediğim, cuma günü beklediğim zamanlardı ve beğendiğim karikatürleri ben kesip saklamak yerine çizerek saklardım. Öyle bir defterim vardı. Ama asıl dönüşüm, ben 15 yaşında bir yıl Gaziantep'te kalmıştım. Hı hı. O dönemde benim odama bir şekilde 24 ciltlik Dünya Müzesi ansiklopedisi geldi. Ve ben bunu günlerce sayfa sayfa karıştırdım. Bütün müzeler, işte Dahlem'den şimdiki Bernation Gemelde Galeri, Prado'ya, Louvre'a, Dorsey'e, o zamanki Jeux de Paume, bu müzeleri görme arzusu çok oluştu bende. 15 yaşında da ünlü Van Gogh'un hayatını gösterildiği, Kurt Douglas'ın, Anthony Quinn'in oynadığı o Yaşama Hırsı filmini izleyince ben tamam resim Van yapacağım. Van Gogh'un hayatı da gerçekten o film de çok çok etkiliydi. Hala izlerim o filmi. Yani karar vermeme çok etkili oldu açıkçası ve benim diğer şansım lisedeki resim öğretmenimin benimle çok ilgilenmiş olması ve o filmi izledikten sonra 12 ciltlik impresyonistler kataloglarını getirmiş. Orada o biyografileri okumam hayatımda çok belirleyici etkiler bıraktı ve ben 15 yaşından itibaren ressam olacağım, resim yapacağım. Karar verdiniz. Dedim evet. Resim öğretmeniniz demek ki çok etkili olmuş bu kararınızda, öyle değil mi? Çok etkili oldu, çok da destek oldu. Bana aldığı kitaplarla çok destek oldu. Resim yaparken beni yönlendirmesiyle, göstermesiyle çok destek oldu. Aslında resim yapmaktan çok okuyordum. Özellikle de empresyonist ressamların biyografilerini o zamanlar okumaya başladım. Sanatın Öyküsünü, Ernst Gombrich'in çok önemli sanat tarihi kitabını lisede okumamı sağladı, öyle söyleyeyim, o kitabı getirerek. Ağır bir kitap sanırım, değil mi? Sanat tarihi liseli için. Ya ağır bir kitap ama hedefiniz varsa, o tanımak istiyorsanız, bilmek istiyorsanız onu heyecanla okuyorsunuz ve ben hala biyografi kitaplarını çok severim. Bu benim o zamandan impresyonistlerin hayatını okumaya ilgi duymamdan bugüne kadar süren bir şey. Beni sanatçı biyografileri özellikle etkilemesi o dönemlere gider. Ben 15 yaşında sanatçı olmaya, ressam olmaya karar verdim ama 18-19 yaşlarında daha çok yine Gaziantep yaşadığım zamanlarda yerel bir gazeteye yazıyordum. İki haftada bir tam sayfa sanat edebiyat sayfası çıkarıyordum. Yani yayınlıyordum. Hem yazı yazıyordum hem başkalarının yazılarını yayınlıyordum. O dönemde sanat eleştirmeni olma fikri vardı ve ben İzmir'de güzel sanatlara başlarken aslında ressam olmak için değil, sanat eleştirmeni olmak için girdim. Bu kararımı da ilk iki sömestr, bir yılın sonuna kadar devam ettirdim. Üçüncü sömestre geçtiğimde tekrar yok hayır ben sanat yapacağım dedim. Ve orada ne etkili oldu? Sanat eleştirmenliğinden sanatçı olmaya kararınız? Birincisi sanat yapma konusunda beni tembelliğe ittiğini gördüm, bu düşüncenin. İkincisi, sanat yapma daha cazip gelmeye başladı.
Yani yazma etkinliğinden çok hı hı. şey, sanat yapma, eser üretme hı hı. daha cazip gelmeye başladı. Bir de yaptığım şeyler beni 3. semestreden itibaren çok hı hı. heyecanlandırdı ve onun peşine takıldım. Sanırım bu. Sanatı nasıl tanımlarsınız? Bir sanatçı olarak kendi kelimelerinizle sanat tanımınız nedir? Bir sanatçı için sanat başka bir şey yapamamaktır. Bu sanatçı için, yani bu sanat hı hı. tanımı değil ama yani başka bir şey yapamayacağınız bir hı hı. alandır, hayattır. Hayat tarzı değil, yani hayatın kendisi, hayatınızda başka bir şeyin olmamasıdır. Sanatı nasıl tanımlarım hiç bilmiyorum ve söylenen her şey de eminim ki doğru olur. Bilmiyorum. Ben her zaman bir sanatçıyı ağırladığımda mutlaka bu soruları soruyorum ve çok farklı cevaplar alıyorum. O yüzden size de sormuş oldum. 5 sene boyunca 94-99 seneleri arasında siz Almanya'da, Frankfurt'ta, Stadel Schule'de, az önce bahsettik diğer profesörünüzden, Profesör Hermann Nietzsche'le onun yanında eğitim gördünüz. Evet. Kendisi yaşayan bir efsane. Bugün 80'li yaşlarda sanırım. Neler kattı size? Bir de kendisi Avusturyalı hı-hı. zannedersem ama Alman disiplini içerisinde bir eğitim gördünüz. Alman hı-hı. disiplini de epey sıkıdır derler. Neler kattı size oradaki eğitim hayatınız? Benim ikinci akademi oldu tabii. Hı. Ben İzmir'de güzel sanatları hem bitirdim hem yüksek lisansı yaptım. Sanatta postmodern hareketler başlığıyla yüksek lisans tezimi çok iyi bir sanatçı olan, Türkiye'nin son derece iyi bir sanatçısı olan Adem Genç'le birlikte hı hı. yaptım. Profesörüm, danışmanım evet. Oydu. İzmir'de de çok iyi hocalarla okudum. Bugün isimlerini vermek gerekir diye düşünüyorum. Erda Aksel, Fevzi Saydam, Halil Akdeniz, hı hı. Mümtaz Sağlam, Adem Genç'i zaten andım. Ve bana özellikle çok katkısı olan ama Türkiye'den ayrılan Amerikalı bir hocamız vardı, En Aksel. Bunlardan çok şey öğrendim ve İzmir'deki eğitim benim için çok değerliydi. Frankfurt'ta yeni bir başlangıç oldu. Neredeyse başka bir eğitim hı hı. şekli. Frankfurt'ta biz, İzmir'de pardon, hı hı. son derece serbest bir eğitim aldık. Serbest bir atölyeydi ve dolayısıyla yaptığımız her şey değerlendiriliyordu. Herhangi bir ödev, herhangi bir daha konu zorlaması olmadan öyle bir sınıf içerisinde yetiştik ve yaptığımız şeyler üzerine konuşuluyordu. Hı hı. Şunu yap yerine ne yapıyorsak onun üzerine hı. konuşuluyordu. Dolayısıyla zaten açık bir eğitim vardı. Frankfurt'ta bu daha da serbest hale geldi. Hermann Nietzsche'le okumaya başladım. Hermann Nietzsche Avusturyalı, 60'lı yılların Viyana aksiyonizmi denilen sanat grubunun hı hı. önemli sanatçısı. Yeni dalga Viyana ekolü. Evet, yani 60'lar özellikle hı hı. performans sanatının çok yoğun olduğu bir dönem ama Viyana aksiyonizmi bir kavramdır sanat dönemi içerisinde hı hı. ve bunlar ağırlıklı olarak Viyana'dan ve Avusturya'dan diyeyim genel olarak orada buluşup orada ortaya çıktılar. Hı hı. Frankfurt'ta da benim profesörüm Hermann Nietzsche'di. Daha en baştan çok iyi anlaştık kendisiyle. Hatta geçenlerde bana dedi, öğrencimdin ama artık çok iyi arkadaş olduk diye çok güzel bir şey söyledi. Benim de çok hoşuma gitti. Hala ilişkim devam ediyor çünkü kendisiyle. Hermann Nietzsche benim yaptıklarımı
kabul etti baştan. Hı hı. En baştan kabul etti ve şey dedi, sadece bir sonra ne yapacaksın onu merak ediyorum derdi. Her geldiğimde yaptığım üzerine konuşurdu. Ama onu ilgilendiren hep şey oldu, bir sonra ne yapacaksın, bir sonra ne yapacaksın, bir sonra ne yapacaksın. Bu önemliydi benim için. İki yıl kadar önce Napoli'de Nietzsche'nin kendi adına müzesi var. Hı hı. Hermann Nietzsche Müzesi, Fondasyon Mora. Orada sergi yaptığımda birlikte konuşma yaptık. Hayatı protestolarla, performanslarına, polis baskınlarıyla geçmiş olan sanat yapma geçmişi vardır. Ben de 96'da öğrenciyken Napoli'de yaptığı bir aksiyona katıldım. Orada gördüm, aksiyondan bir gün önce, bir hafta boyunca prova yapıyorsunuz ve bir gün boyunca da o aksiyon yapılıyor. Bir gün önce bizlere genel olarak başımıza nelerin gelebileceği anlatılıyor. O yüzden dikkatli olmamız isteniyordu. Önceden hazırlıklı olun diyorlar. Evet, yani hem protesto hem polis baskını hepsi olabilir. Bu yani kocaman bir kitap var zaten bunun üzerine. Bunlar onun tabii popülerleşmesine çok katkıda bulundu. David Bowie bile bir klibinde Nietzsche'nin eserlerini kullandı. Kendisiyle tanışıp birlikte resim yaptılar. Onun popülerleşmesine bu tür şeyler, protestolar çok katkıda bulundu. Ama niçin önemli? Hem benim açımdan hem sanat tarihi açısından. Gesamtkunstwerk, Almanca'nın sanat tarihine hediye ettiği çok önemli bir kavram. Biz bunu bütüncül sanat diye karşılıyoruz. Bütüncül sanat, bir sanatçının hayatı boyunca yaptığı eserlerin birbirinden ayrılmaması, hepsinin bir bütün olarak tek başına görülmesi, hepsi tek başına yaşıyor tabii ki. Az önce Bayerli ile ilgili konuşurken de söyledim. Yani benim resimlerimde de bir motifin tek başına yaşaması ama o motifin aynı zamanda birleşe bir bütünü de oluşturarak bir varlığı ortaya koyması. Süreklilik kavramının da evet. içerisinde. Evet. Tekrar, süreklilik. Yani Nietzsche'in bugün yaşayan son sanatçı diyebiliriz. Gesamtkunstwerk, bütüncül sanatı sürdüren son sanatçı diyebiliriz. Bu da bir başarıdır, değil mi? Çok önemli. Aslında sadece büyük sanatçılar büyük konularla çalışmaya cesaret ederler. Nietzsche böyle bir sanatçı. O yüzden eserlerinde din vardır, mitoloji vardır, felsefe vardır, psikoloji vardır. Zaten sanatının özü beş duyuya seslenen, beş duyunun aynı anda yaşandığı işte ses, görme, tatma, dokunma, koklama, bütün bu duyguların olduğu, hepsinin birden izlenebildiği, yaşanabildiği, işte görülebildiği bir bütünlük içerisinde eserlerini üretir, aksiyonlarını yapar. Bana hep sorarlar, Nietzsche'le beni bağlayan şey nedir? Aslında ben Frankfurt'ta hem Nietzsche'le hem de Thomas Bayerli ile birlikte okudum. Nietzsche'de resmi olarak onun sınıfındaydım. Bizi bağlayan en önemli şey ritüel kavramı. Sanki yani ritüeli şöyle anlamak gerekir. İşler çok birbirine benziyor. Ama bu her seferinde o işi yeniden, hiç daha önce yapmamış gibi yeniden yapmak, yeniden başlamak, Bu bir tür Sisyphos eğilimi aslında. Yani bir şeyi bir yere kadar getirmek, sonra o yeniden başlamak ama daha önce yapmamış gibi yeniden başlamak. O yüzden ritüel kavramı çok önemli. Bunu Nietzsche'le yaptığımız Napoli'deki konuşmada kendisine de anlattım. Bana hep bu soruluyor, bizi birbirimize ne bağlıyor dendiğinde ben ritüel demiştim. Katıldım size. Katıldı ve kendisi
Avusturya'daki müzesinde ritüel başlığıyla bir yıl sonra bir sergi yaptı. İşte bu sergide Cézanne'ın San Victor Dağı'nı tekrar tekrar resimlemesi onlar vardı. Monet'in bir saman yığını ya da bir kilisenin portalını tekrar tekrar boyaması. Bunlar yer alıyordu şeyde, o sergide. Bizi birbirimize bağlayan şey ritüel ve benim işlerimde de ritüel var. Derler ki hani sanatçı hiçbir zaman yaptığı eserden mutlu değildir ve tekrar başlar, bir sonrakinde daha iyi yapacağım diye. Bunun çok örneklerini de gördük. Filmlere hikaye olmuş, sanatçı biyografilerinde hikayelerini izledik. Sizde de öyle bir duygu oluşuyor mu sanatçı olarak arada? Yani oluşuyor tabii ki. Yani bundan da haberdarım. Genelde en son yaptığım işler en iyi işlerim. Her ne kadar bir repertuar olarak görsem de işlerimi, daha önce yaptığım şeyleri yeniden ele alıp yeniden yapıyor olsam da hep en son yaptığım işler benim en memnun olduğum işlerim oluyor, mutlu olduğum işlerim oluyor. Fakat ideal olanı arama şeyi her zaman ağır basan bir şey. Yani sanatın konusu, güzellik konusu, ideal güzellik konusu, ideali arama. Dolayısıyla İşte Venedik'te Ölümü hatırlayın, Thomas Mann'ın eserini. Yani hep o ideal güzellik aranması, o nedir sorusu hep şey. Yani o arayış devam eden bir arayış. Eserleriniz çok empresyonizm etkisi altında kaldı mı böyle? Yorumluyor musunuz? Yani kaldı. İlgilendiğim çok fazla sanatçılar var. Ama empresyonizmi şöyle anlamamak lazım. Çünkü empresyonizm 1800'lerin sonlarında, ikinci yarısından sonra ortaya çıkan bir sanat takımı. Evet. Doğaya çıkma, betimlemecilikten rengin, ışığın devreye girdiği bir dönem ve bu gelişerek ilerliyor. Ben onları okuduğum için beni her zaman etkiledi. Ben yuvarlak resimlerimde Impressions from the Streets başlığını verdim. Özellikle de bu ismi kullandım. Şimdi Impressions izlenimler demek. Almanca'ya Ausdrücke diye çevirdiklerinde hep itiraz ettim. Yani bu sanat tarihine ait bir kavram. Impression'ı kullanmanızı istiyorum diye ısrar ettim. Çünkü o sözcükle o döneme vurgu yapmak istiyordum. Bu arada böldüm ama empresyonizm de izlenimcilik demek. İzlenimcilik. Türkçe'de değil mi? Türkçe'yi izlenimcilik olarak geçti ve öyle biliniyor. Yuvarlak resimlerinde yani bunun o dönemki anlayışla değil, bu dönemki anlayışla sokaklarda gördüğüm renk kombinasyonlarının tuvalin üzerine renk halkaları olarak gelmesi, bu şekilde başladım. Bu yeni yaptığım resimlerde de çağrıştıran şeyler var. Neler? Yani çok soyut görünüyorlar ama bize doğayı hatırlatıyorlar. Tabii. Bunlar. Yani doğayı işte olabilir. Bu yani bu bir floral manzara, motifler. Bu derinliği olan bir şey, gökyüzü, deniz, boşluk, onu çağrıştıran bir şeyi var. Ben her baktığımda başka şeyler beni başka yerlere götürüyor. Bir aynı eserinize baksam, aynı esere bakma, her seferinde başka bir şey düşünebiliyorum, çağrıştırabiliyorum. Yani ilk kez bu resimlerde, daha önce renk konsepti çok ağırlıklıydı. Ama bu resimlerle birlikte, bu degrede geçişli resimlerle birlikte görsellik,
gördü, yani bir şeylere benzetme, tahmin etme de ortaya çıkmaya başladı. Bu benim yaptığım motiflerle de örtüşüyor. Motifler aslında bitkisel motifler, çiçeklerden yola çıkma, bitkilerden yola çıkarak oluşmuş şeyler. Fakat baktığımız zaman bu şu çiçektir, bu bitkidir diyemiyoruz. Onlar soyutlanmış birer alfabeye dönüşler benim için. Ya orada tahmin ettiğiniz, benzettiğiniz, yani bunlar bitkisel şeyler dediğiniz durum bu sefer görüntüde de, resmin yüzeyindeki o görsellikte de ortaya çıktı. Yani bu manzara olabilir, bu deniz, bu gökyüzü. O ikisi ilk kez bir araya geldi ve bu benim için çok yeni bir durum. Benim resimlerimde yeni bir durum. İnşallah bu eserlerinde yine devamını diliyoruz. Umarım beni bundan sonra bir başka aşamaya getirir bu resimler. İnşallah. Daha çok konuşacak şey var ama süre akıp gitti. Başka Ekrem zaman Bey. Devam ederiz. Ama iki sorum daha var. Evet. Son olarak yurt içi ve yurt dışında birçok serginiz oldu. Bir Türk sanatçı olarak Avrupa'da, Stuttgart'ta, müzede, Kunstmuseum'da eserleriniz oldu. Ayrıca özel koleksiyonlarda yer alan eserleriniz var. Nasıl bir duygu bir Türk sanatçı olarak özellikle Avrupa'da, yurt dışında bu koleksiyonların içine girmek ya da müzelerde eserlerinizin bulunması? Yani güzel bir duygu tabii ki. Sadece Stuttgart değil, Zürih'te de var. Çok fazla sigorta firmalarında var garip bir şekilde ve hala devam ediyor. Şimdi bir tane de duvar resmi yapacağım. Neden o bana sizce sigorta şirketi? Hiç bilmiyorum. Bunu hep vurguluyorum. Anlatırken de biraz espri yapıyorum. Açıkçası sigorta firmaları beni daha çok seviyor diye. Gerçekten öyle. Nedenini bilmiyorum. Yani onlar daha ama böyle sanata güzel önem verirler. Yani bu sanatçı olarak beni çok memnun ediyor tabii ki. Ama hiçbir şey yetmiyor. Hep daha fazla, daha fazla, daha fazlasını. Üretmek. Hem üretmek hem istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Son olarak aslında sizle Türkiye'deki çağdaş sanatı da konuşmak isterdik. Geldiği nokta nedir? İstanbul'un bir sanat merkezi haline gelmesi için daha neler yapılmalı? Aslında çok sorun vardı size ama inşallah bir başka programda bunları da konuşuruz. Bir cümle söyleyeyim. Evet. En önemli şey moraldir. Kendini iyi hissetmektir. Etrafını iyi hissetmektir. Ortamı iyi hissetmektir. Bunlar olduğunda devam edebilir. Eğer moral olmadığında, iyi hissetmediğinizde iyi olan şeyler de fark edemezsiniz. Moralimizi kazandığımızda daha iyi olacaktır. İnşallah hepimiz de daha moralli günler geçirelim. İnşallah. Son olarak genç jenerasyonlara, resimle ilgilenen, sanatla ilgilenen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Belki bir cümle olur, belki uzun uzun tavsiyeleriniz olur. Sosyal olmak, çok şey görmek, çok okumak, başkalarının yaptığına bakmak ve yaptıkları şeyde ısrar edip devam etmek. Israr etmek de benim önerim bu. Ben bunu böyle düşünüyorum, bu doğru diye ısrarcı olmak. Hiçbir şekilde kendi güvenlerini, özgüvenini örseleyecek şeylere prim vermesinler. Kendi iddialarını sürdürsünler ne olursa olsun. Ama informasyon, bilgi çok önemli. Yaptığınız iş kadar değerli. Dolayısıyla informasyona sahip olsunlar. İnformasyon enerjidir. Bilgi en önemlisi diyorsunuz. Ekrem Yalçın, daha çok teşekkür ediyorum. Teşekkür değerli vaktiniz için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, dün bugün yarının sonuna geldik sayın seyirciler. Umarım ben çok keyif aldım bu sohbetten. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hem öğretici, eğitici oldu. Hem de bu çok değerli ustanın, sanatçının
birazcık geçmişinden bahsettik. Bizler de burada öğrendik. Bir sonraki dün bugün yarın da yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.